Değerli izleyenler, iş arkadaşlarınız bence hayattaki en büyük şanslarınızdan bir tanesi. Yani birçok şeyi satın alabiliyorsunuz ama birçok şeyi satın alamadığınız klasmanda ilk üçe bence iş arkadaşlarınız girer. Maşallah ben bu konuda çok şanslıyım. Yani kameraman arkadaşlarım olsun, editör arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım olsun. Bir de sahadaki arkadaşlarım var. Örnek veriyorum, deplasmana gittiğimde yani hakikaten bir sorun olduğunda direkt aradığım, aramasam da sorun olma ihtimaline karşı beni uyaran bir isim var. Onunla deplasmanlara gitmek gerçekten çok güzel. Program yapmak ayrıca güzel. Serhan, günaydın. Günaydın Deniz. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen varsan sorun yoktur bir deplasmanda Serhan. Evet, her deplasmana gelen sen. Kopenhag'da bekliyoruz ya seni deplasmanda. Ben çok açıldım bu ay. Üst üste çok fazla deplasmanlar yaptım. Artık biraz kendimi toparlasam iyi olur. Babam da yayında izliyor. O biraz artık böyle kızıyor yani, biraz birikim yaptı, sürekli maçlara gidiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Kopenhag maçına artık gelemeyebilirim. Kopenhag maçına bensiz gideceksiniz ama bir sonraki maçları olabilir. Tabii tabii, benim de eşim kızıyor, çok fazla uzaklaşıyorsun diye ama yapacak bir şey yok yani. Ya çok gerçekten keyifli geçiyor Serhan'la birlikte. Bu arada Serhan'da şöyle bir durum var değerli izleyenler. Mesela denk geliyor musunuz bilmiyorum. Serhan yorumu yapıyor. Sonra basın toplantısına gidiyor, çekiyor, çektiğini soruyor, sorduğunu bir daha çekiyor. Yani multitask dedikleri yabancıların, bizim de çok gönlü dediğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. Her şey var. Olacak o kadar da Cevat Kelle vardı, sevgili Sinan abinin oynadığı, hatırlıyor musun? Böyle her şeyi yapan, adeta o misal. Serhan, birbirimizi övdüğümüze göre artık geçebiliriz. Galatasaray'ın haliti ruhiyesi bence muhteşem. Muhteşem bir pazara uyandı. Böyle bir Galatasaray bekliyor muydun? Yoksa biraz böyle ne derler, temkinli miydin? Yok, böyle bir Galatasaray bekliyorduk. 4-4'lük bir Galatasaray oldu gerçekten. Hem oyun anlamında, hem kadro anlamında, hem kadro derinliğindeki oyuncuların performansı anlamında. Oynamayan oyuncuların göstermiş olduğu performans anlamında Galatasaray istenileni verdi. Hani hep biz şunu yapardık, rakiplerle karşılaşırken derdik ki ya rakiplere bak ya, bir önceki maçlarını nasıl yendiler, 4-0, 5-0, Manchester'a bak filan derdik. Şimdi bence İngiltere tarafından diyorlardır, Galatasaray'a bak ya, yedek kadrosuyla bile böyle yenebiliyor, 4-0 yenebiliyor. Böyle bir duruma geçti. Mertens'in performansı adeta şapka çıkardı. Gerçekten hem Mertens'i Galatasaraylılar özlemiş, hem Galatasaraylı Mertens'i özlemiş. Çok güzel performans. 2 gol, 1 asist. Olağanüstü performans. Dün maçın adamı gerçekten Mertens'i. Mertens'in aynı zamanda verdiği o mesaj da çok güzel. Yani profesyonel bir kariyerin en temel noktalarından bir tanesi güzel, düzenli bir hayat. Yani yaşının ilerliyor olmasına rağmen iyi bir aile ortamı, kendisine sürekli dinçleştirebilmek için bireysel performansına önem vermesi. Ya gerçekten bu çok belli oluyor bence. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de ona inanıyorum. Yani Mertens'in o aile yaşantısının vermiş olduğu getiri ve aynı zamanda futbolcuların arasındaki iklim ve hani bilirsin, futbol oynamadığın zaman küsersin. Geçen sene şampiyonun en büyük parçasısın. Bu sene çok az forma şansı buluyorsun. Ama bence Mertens üstüne düşenin fazlasıyla yaptığı dünkü performansıyla ben hala bu formanın en büyük adayıyım. Ben 10 numara mevkisinin en iyi oyuncusuyum tarzındaki bir oyun sergiledi bize. Bir de şunu söylemek lazım. Hani sen dedin ya, bu skoru bekliyor musun, bu oyunu bekliyor musun? Hı hı. Dün maçtan önce ben taraftarların arasına gittim. O bizim Aslanlı Yol dedikleri Ali Sami'nin Türk Telekom Arena, Ali Sami'nin Rams Park Arena. Oraya gittim. Orada skor sordular. Ben 4-0 dedim. Demek ki içimden geçen oldu. 4-0 Galatasaray kazandı. Ama iyi bir oyunla kazandı. Baskılı bir oyunla kazandı. Önde baskıyla kazandı. Ve bu baskıyla beraber bence çoğu oyuncusunu tekrardan kazandı. Ndombele çok fazla merak ediliyordu. Icardi çok fazla merak ediliyordu. Suskun golcü golünü atacak mı? O sakatlıklardan nasıl çıkacak diye merak ediyordu. Icardi, şunu söyleyelim, bu sefer 90 dakikaya iğnesiz oynadı. Yani bu çok büyük bir artı. Ya zaten iğnesiz oynayan, acısı olmayan ve Galatasaray için her şeyini verebilen Icardi golüyle geri döndü. Mertens dediğimiz gibi olağanüstü performans. Ndombele fit görünümüyle tekrardan sahalara geldi.
ilk maçını 90 dakika çıkardı. Daha sonrasında neler yapabileceğini sinyalini verdi. Serhan, ben tabii. Zaha'ya da parantez açalım istiyorum. Yani son baktığımızda 11. haftaya kadar bir golü vardı. Zaha artık böyle hedef okların hedefinde oldu. Acaba yanlış bir transfer mi, gereksiz bir transfer mi, olmaması gereken bir transfer mi derken yani son 3 maçta Kasımpaşa'ya 2, Hatay ve Alanya'ya da birer gol attı ki seninle Manchester United maçında da izledik. Yani hakikaten Gördüm. aslında çıkış yaptığı maçlardan bir tanesiydi. Kendini gösterdiği maçlardan. Manchester yıkan karşılaşma bence. Evet. Manchester yıkan oyuncu Zaha'ydı. Evet, Onu kesinlikle. söylemek lazım. Ya oradan sonraki çıkışıyla birlikte Zaha'nın da performansı artıyor, öyle değil mi? Ya kesinlikle yani zaten Galatasaray'ın beklediği buydu yani. Yani Zaha'nın, Ndombele'nin, Ziyech'in, Tete'nin bu ilk şeyin içinde takımın içerisinde rol alması, daha fazla oynaması. Çünkü hani bu oyuncular alınırken yıldız oyuncu diye alınmadı. Yani diye alındı. Ama geldiğimiz noktada hazır olmayan, sakat olan oyuncular da vardı bunların içinde. Bu oyuncuların 90 dakika nasıl çıkarabileceğini, nasıl performans göstereceği herkes için merakla bekleniyordu. Üstüne koya koya gelen bu oyuncular bence iyi performansıyla beraber Galatasaray'da hem gol olarak geldi, hem oyun olarak geldi, hem top çalma anlamında geldi, asist yapma anlamında geldi. Bu açıdan Galatasaray sanki ileriye dönük iyi sinyaller veriyor. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor şeklinde. Çünkü burada biliyorsun bir de seninle beraber milli takımına takip ettik. Buradan milli takımdan yorgun dönen oyuncular da vardı. Bunlar da hamle oyuncusu olarak Okan Hoca kullandı. Oyuncuların yerine işte biliyorsun Abdülkerim bir gün önceki antrenmanda Doğru. dizinde bir ağrısı nedeniyle oynamadı. Onun yerine Kaan Ayhan oynadı. Peki Kaan Kerem'e ne Ayhan'ın stoper. diyorsun? Ya 23 maçtı. 23 maçın 21'inde ilk 11'de oynuyordu Kerem. İkinci kez kulübedeydi. Bunun bir artısı eksisi yorumlayabileceğim bir durumu var mı? Ya ben şöyle düşünüyorum. Kerem'in kulübede olması, Mertens'in o pozisyonda oynaması ki Kerem artık 10 numara mevkisinde oynuyor. Zaha solda, sağda Barış Alper Yılmaz. Yeri geldiği zaman sağda Ziyech. Herkes oynatıyor Okan Hoca. Ama Kerem'in bence yedekte beklemesi biraz daha artı oldu ama yani şunu da söylemek lazım. Okan Hoca da söyledi bunu. Kerem üstüne koyabilen bir oyuncu. Çok fazla pozisyona giren oyuncu, bitiriciliği iyi oyuncu. Biraz da kendine daha iyi bakıyor, daha çok çalışıyor. İlerleyen zamanlar daha da iyi olacak diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın dünkü kadrosuyla Manchester United kadrosu bir olmayacak. Onu söyleyelim. Hatta ben buradan sürprizler de vereyim. Herkesin kafasında soru işareti şu olacak. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın Manchester karşılaşmasında, önemli karşılaşmada forma giyecek mi şeklinde herkesin bir beklentisi var. Ne olacak, sakatlıkları ne durumda? Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı Manchester United kadrosunda olacak ve ilk 11'de olacaklar. Sakatlıkları çok önemli bir sakatlıkları söz konusu değil. Abdülkerim'in dizinde bir darbesiye dayalı bir ağrısı vardı. Önemli bir durumun olmadığı ve Manchester United karşılaşmasında oynayacağını öğrendik. Davinson Sanchez'te ise son dakikalarda yine bir ufak bir ağrı hissettiğini, darbeye dayalı hissettiğini söylediler. Ama mix zone alanında, bizim röportaj alanında Davinson Sanchez'e sorduğumuzda nasıl durumun diye sorduğumuzda yürüyorum, yürüdüğüm için bir sıkıntı yok dedi. Davinson Sanchez'in de bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray ideal 11'iyle, ideal 11'inde sol bek mevkisine Anelinho'yu alarak da bir kadro yapılanmasıyla Manchester United karşısına geçecek, çıkacak diyebilirim. Sevgili Serhan, benim sormadığım, senin yanıtlamak istediğin bir şey var mı peki? Galatasaray'ın tabii ki Manchester United karşılaşması zor ama Kopenhag deplasmanı daha zor, onu söyleyeyim ben. Çünkü burada bir artısı var Galatasaray'ın Manchester United karşılaşmasında. Galatasaray taraftarı arkasında olunca o rüzgarla beraber Galatasaray istenilen yerlere hızlı adımlarla gelebiliyor. Bu da bir artı olarak Galatasaray'ın Bu lehine arada diyebilirim. bence Manchester United'a farklı gelecek. Yani evlerinde o yenilginin intikamını almak isteyeceklerdir. Farklı bir motivasyonla da geleceklerdir diye düşünüyorum ama Galatasaray'ın en büyük avantajı evinde olması. Ben de şöyle düşünüyorum. Manchester United Türkiye'ye geldikten sonra kendim ülkesine döndükten sonra bir hoca değişikliği yaşayacak sanki. Ne Öyle geliyor bana da. diyorsun? Peki. Rica Serhan, çok teşekkürler sana ve işine güzel bir pazar ederim. diliyorum. Kendine Çok iyi bak. teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.